O yüzden baktığımızda Anadolu Coğrafyası'nın Maraş depremleri de gösterdi. Hiçbir yeri bu doğal tehlike, deprem tehlikesine karşı yerel yönetimler ve merkezi iktidar tarafından hazırlanmış durumda değil. Bu sorun temel kitlen diğer finans sorunudur. Bugün ülkemizde depremlerden dolayı ölen insanların çok çok büyük bir kısmı, %99 hatta, bu ülkede asgari ücretle geçinen, maaş alan işsizler, emekliler, ve işte memurlardır. Yani aslında ezilenler normal güncük yaşantıda kapitalist sömürü çarkıcısında ezilen insanlar aynı sırasında depremler sırasında da eziliyorlar. Ezilmenin bir ciddi kötü tarafı var. Dolaylı bir şekilde yani aslında yani şey olarak düşündüğümüz doğrudan değil dolaylı olarak ezilme potansiyeli var. Mevcut baskı koşulları ve ekonomik kriz koşullarında, fakat depremde ezilenlerin, hayatını kaybedenlerin çoğu bu kişiler. Çünkü bu kişiler mevcut sınıfsal konumları gereği aldıkları ücretlerle geçinemiyorlar. Yani insanların çoğu evlerinin hasarlı olduğunu biliyorlar, çatlak olduğunu biliyorlar. Hatta risk yapı tespiti bile yapamıyorlar. Bugün yapılması gereken ivedilikle olay şu. Öncelikle onu söyleyeyim. Bütün Diyarbakır'ın il ve ilçelerin hepsinin çok küçük bazda 250'ye 250 gridlerle mikro bölgelemesinin yapılması, jeofizik, jeolojik etütlerinin yapılması, saha çalışmasının ve laboratuvar deneylerinin yapılması, altyapı ve üst yapı envanterinin çıkarılması, hem doğalgaz, elektrik, su tesisatları hem de üst yapılara ait bize bilgiler lazım. Biz bunu çünkü hem bakanlar hem de Çevre Şehircilik Bakanlığı hem de valilikten isteyeceğiz. Bize böyle bir envanter, yapı envanteri verirlerse biz bütün bu yapılarla ilgili hem deprem tehlike hem de risk analizi yapıp mevcut potansiyeli de ortaya çıkarıp ona göre de Diyarbakır'ı bekleyen durumun ne olduğunu ortaya koyabiliriz. Sorun şu, depremden sonra çıkıp bir yılda bu kadar binlerce konut yapmaya aday olan bir merkezi iktidarın aslında tersten bakımında depremden önce de eğer böyle bir bütçesi, böyle 2023 bütçesine ek bir bütçe koydular biliyorsunuz. Bu bütçeyle de bunu rahat bir şekilde yapacağını, biz bu hazırlanan TOKİ konutların veya deprem konutlarının deprem olmadan depremden önce hazırlanan konutlar olarak insanların güvenli barınma hakkında test edecek bir yerden olaya öncesinde müdahale edilmesi gerektiğini düşünüyoruz ki bunu hasar görebilir diyoruz. Eğer bu önceden alınacak önlemlerle yapılırsa afet yönetilir. Maraş depremindeki gibi Türkiye'de herhangi bir afette bu şekilde yönetilemedi. Özellikle Maraş depreminde çok ciddi bir afet yönetim krizi yaşadık, lojistik krizi yaşadık. Gelen biz deprem bölgelerine gittik, birçok lojistik anlamda sıkıntı yaşadığını, birçok yani ceset gömme işinde bile, ölenleri gömerken bile çok büyük sorunlar yaşadık. Çok kayıp var hala, hala kayıptan oluşan insanlar var. Aynı travmanı bir daha yaşamamız için doğrudan merkezi idarenin veri yönetimlerinin üzerine düşen sorumluluğu alması ve bu konularda çalışma yapması, gerekirse bizleri göreve çağırmalarını, elimizden gelen katkıları da bu ülkenin vergilerle yetişmiş, bu ülkede okumuş, bu ülkede mühendislik hizmeti yapan kişilerin kamucu bakış açısıyla hiçbir ihaleye gerek duymadan yapacağımızı da taahhüt ediyoruz. Buradan en azından merkezi idareye de, mevcut belediyelere de ve valiliğe de çağrıda bulunuyorum. Arasınlar, gelelim çalışalım. Hiçbir şekilde belediyenin de parasını harcatmayız. Öğrencilerimizle birlikte hem laboratuvar olarak çalışırlar öğrencilerimiz, kendini gelişirler. Biz de memleketimizin başka bir köşesine gelip güvenliğini kılmak için üzerimize düşen sorumluluğu yapar ve akşamleyin de rahat bir şekilde uyuruz aslında.